Kuracağım. Buyurun. Yani bu üç cümle üzerinden bütün meseleyi anlamlandırabileceğimizi düşünüyorum. Birincisi şu, içinde yaşadığınız çağı tanıyamazsanız tanımlanırsınız. İçinde yaşadığınız çağı tanıyamazsanız tanımlanırsınız. Tanıyamadığınız bir çağı değiştirme iddiasında bulunamazsınız. Bu mümkün değil. Bu olmayacak bir şey. Hı. Tanıdığınız zaman tanımlamaya başlarsınız. Doğru. Bizim İslam dünyasının böyle bir sorunu var. Çinlilerin böyle bir sorunu var. Hintlilerin, Latin Amerikalıların, Afrikalıların böyle bir sorunu var. İçinde yaşadıkları çağı tanımadıkları için tanımlanıyorlar. Dolayısıyla bunu bir cümleyle şöyle özetliyorum ben. Tanımadığımız bir çağın sürekli bizi tanımlaması bizim zihnimizin çağdaş hurafeler çöplüğüne dönüşmesine yol açıyor. Zihnimizin çağdaş hurafeler çöplüğüne dönüşmesine yol açıyor. Birinci cümle bu. İkinci cümle, başkalarının kavramlarıyla kendi dünyanızı kuramazsınız. Bir dünya kuracaksanız, kendi kavramlarınızdan yola çıkarak kuracaksınız. Tabii ki medeniyetlerden besleneceksiniz, kültürlerden besleneceksiniz. Hazreti Mevlana bütün formülü özetlemiş bize. Yani ne demiş? Pergelin sabit ayağını bulunduğunuz yere, İslam'a, İslam kültürüne, medeniyete basacaksınız. Kendi medeniyetinize basacaksınız. Pergelin hareketli ayağıyla bütün dünyalara, bütün kültürlere, bütün medeniyetlere açılacaksınız. Mevlana'dan önce de bütün büyük yaratıcı atılımlar sanatta, estetikte, ahlakta, felsefede, düşüncede hep bu şekilde oldu. Ama Mevlana bunun adını koydu. Müthiş, evet. Pergel metaforu. Yani başkalarının kavramlarıyla kendi dünyanızı kuramazsınız. Bizim kavramlarımız yok. Dolayısıyla kavrayamıyoruz hiçbir şeyi. Kavramlarımız yok diyor. Kavramlarımız yok. Biz yokuz çünkü. Başka acayip bir dünyaya fırlatılmış durumdayız. Bu çok keskin bir ifade değil tamam, mi? Tamam açarım. Şimdi birazdan tabii açarım. Üçüncü izini sürmemiz gereken bence cümle. Hı hı. Metodolojik olarak izini sürmemiz gereken kalkış noktası olarak starting point diyelim. Evet. Şu an küresel bir çağdan yaşıyoruz. Bütün sınırlar ortadan kalktı. Yani ekonomik sınırlar ortadan kalktı, entelektüel sınırlar ortadan kalktı, kültürel sınırlar ortadan kalktı falan. Siyasi sınırlar bir şekilde problemleşti. Plan, yani küre ölçeğinde yani bir ölçek büyümesi var ama aynı zamanda bir ufuk daralması da var. Yani bu da ayrıca konuşulması gereken bir cümle. Biraz Sokratlardan vesaire falan da ilhamla Sokrat işte bir şekilde Eflatun Aristo falan üzerinden de gelerek şöyle bir cümle kurayım. Şu an tek bir kürede yaşıyoruz. Yer kürede yaşıyoruz. Hı hı. Yer kürede yer körüyüz. Yer kürede yer körüyüz. Yerimizi yitirmiş durumdayız. Yersiz yurtsuzuz. Bunun farkında mı değiliz? Asıl ürpertici olan şey bu. Sanki mesela İslam dünyası diye bir şeyden bahsediyoruz değil mi? Evet. Öyle bir şey yok. Yani İslam dünyası İslam'ın şekillendirdiği bir dünya değil. İslam dünyası iki asırdır köle. Sömürgecilerin şekillendirdiği bir dünya. Her bakımdan sömürgecilerin şekillendirdiği bir dünya. Yani bir özneden bahsetmiyoruz. Yani bir şekilde nesneden bahsediyoruz. Yani Müslüman özneler falan filan yok. Bu yaşadığımız krizle ilgili bir şey. Büyük bir medeniyet krizi yaşıyoruz. İki asırdır yaşadığımız o keskin dediğiniz şey belki orada buradan cevap verebilirim. Mesela bizim yaşadığımız ikinci büyük medeniyet krizi bu. Hı hı. Müslümanların İslam dünyasının yaşadığı ikinci büyük medeniyet krizi, iki asırdır yaşıyoruz. İki şekilde tezahür ediyor bu. Birincisi epistemolojik kırılma, ikincisi ontolojik kopuş. Yani bu felsefi dili, evet, yani biraz batıya ait ama ben kendi kavramlarımızla bunu ifade edeyim. Manyak bir şey söyleyeceğim. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Buyurun. Birincisi biz Müslüman zihnini yitirdik. 3Z formülü diyorum ben. Müslüman zihni. Müslüman zihni çöktü. Yani Müslümanca duyma, düşünme, algılama, zevk, beğeni melekelerini yitirdik. Ne zaman çöktü? İki asırdır. İki asırdır. Diyorsunuz. Kabaca yani kabaca. Bu hı-hı tartışılacak bir şey. Üzerinde evet, epeyce. Evet onu konuşuruz çünkü. İkinci Z. Müslümanca yaşama zeminini yitirdik biz. Yani şehirlerimiz yerle bir oldu. Yani dolayısıyla Medine gitti, medeniyet de çöktü. Yani bütün peygamberler Medine'lere medeniyet tohumları ekerler. Medine şehir demek.
Evet. Bunları konuşacağız ama ben... Üçüncüsü ama bitireyim. Onu da söyleyin. Üçüncüsü Müslüman zamanını yitirdik biz. Yani zamanımızı yitirdik biz. Zeitgeist, zamanın ruhu sadece Batılıların ürettiği bir zaman var. Batılıların ürettiği bir zihin var. Batılıların ürettiği bir zihin var. Biz orada kaygan zeminlerde patinaj yapıyoruz ve farkında bile değiliz. Şimdi üçüncü cümle bakın. İçinde yaşadığınız çağı tanıyamazsanız tanımlanırsınız dedim. Evet. İkincisi başkalarının kavramlarıyla kendi dünyanızı kuramazsınız dedim. Üçüncüsünü söyleyeyim bitireyim. Kitabın hitabı Müslümanlara, pardon, kitap Müslümanların kitabı ama kitabın hitabı Müslümanlara değil. Bütün insanlığa ve varlığa. Evet. Bütün insanlığa ve varlığa. Yani dolayısıyla buradan şöyle bir cümle çıkıyor. Biz evrensel cümleler kurmak zorundayız. Yani eğer biz bu dünyada yaşıyorsak Müslümanlar olarak insanlığın yükünü omuzlarında taşıma bilinciyle nefes alıp verecek. Dolayısıyla insanlığın önünü açabilecek çok büyük laflar bunlar. Bunların içini doldurmak lazım. Evet, evrensel cümleler kurmak zorundayız. Lokal cümleler kuramayız. Hele de sınırların ortadan kalktığı tek bir kürede insanların yapıp ettikleri her şeyi, değil mi? Evet. Böyle bir zaman diliminde lokal cümleler kuramayız. Şimdi her söylediğin dolayısıyla birer Fuat konu Sezgin, başlığı. Tabii tabii. Yani Fuat, bunların hepsini bu akşam söyleyeyim. 4 saat boyunca konuşacağız. Çok özür dilerim. Arkadaşlardan özür dilerim. Şöyle çok fazla ben aslında çok konuşurum da. Yok, arkadaşlar.